Ben orduyu anlatırken bütün şiirler susar. Elvan elvan bir sis alır başımı. Tenim yağmur olur gökyüzünde. Ruhum çocuklaşır ninni ninni. Evet, şiirlere konu olan güzeller güzeli ordudayız. Mesudiye'nin Gülpınar Mahallesi'ni ziyaret edeceğiz bugün. Eski adıyla Löspeni, yeni adıyla Gülpınar. Ordu'ya uzaklığı 118 kilometre, ilçeye uzaklığı ise 16 kilometre buranın. Anadolu'nun birçok köyü gibi Gülpınar da almış göçten nasibini. Büyük şehirlere çalışmaya giden gurbetçilerin çoğu İstanbul Beykoz'da yaşıyor. Mesudiye Gülpınar Dernek Lokali, Beykoz'da en çok ziyaret edilen yer olarak biliniyor. İstedik ki onlara armağanımız olsun bu gezimiz. Birçok uygarlığa beşik sallamış Gülpınar, 1650 yıllarında Hasan Dede tarafından kurulmuş. Oğuzhan'ın Çepni adlı küçük oğlunun torunlarıyız biz diyor Gülpınarlılar. Yemyeşil dağların arasında çok güzel bir mahalle burası. Betonarme yapıların arasında eski evler de görüyoruz. Muhtarımız Gültekin Aydın karşılıyor bizi büyük bir sevinçle. Gülpınar hakkında kendisinden bilgi alalım ve ardından devam edelim gezintimizi. Şu anda 120 hanemiz var köyde oturan. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Daha doğrusu şu anda burada hep emekliler oturuyor. İnsanlar gurbete gitti. Buralar bizi beslemediği için. Ben de mesela gurbete gittim. Beykoz'daydım. Emekli oldum. Buraya geldim. Köyümüzde herkes emekli. Burada işte 7-8 hanemiz hayvancılık yapıyor. Bundan ibaret. Cami, bir tane camimiz var. Zaten köyümüz toplu. Siz de gördünüz. Mezarlığımız, işte bir tane mezarlığımız var. Mezarlıkta da bir tekkemiz var. Tekke diyoruz. Yatırımız yani var. O köyümüzün dedesi Halil Efendi var. Ona, Molla Mehmet Efendi var. Onlara dua ediyoruz gittikçe. Burada işte bağ bahçe yapıyoruz şu anda, fasulye, patates, onlar da çok değil, hobi olarak yapabiliyoruz yani. Satma anlamında kimse bir şey yapmıyor. Köy İlk Öğretim Okulumuz 1956 yılında eğitim açıldı. 1980'li yıllarda da tamamen kapandı. Nüfus olmadığından dolayı, burada öğrenci olmadığından dolayı bir tane öğrencimiz var, o da taşımalı sistemle Mesudiye'ye gidiyor, ilçeye gidiyor, servis var. Daha sonra biz burayı 2015 yılında kültür merkezine dönüştürdük.
Dernek olarak biz de buraya katkı verdik. Mesudiye Belediye'miz de, Belediye Başkanımız Sayın İsa Gül'e de teşekkür ediyoruz. O yaptı. Eski ismi Röspene. Röspene de güzel kız anlamında. Röspene bu güzel bir Rum kızı adıymış. Onda bizim köyde beğendiği için bizim köyün ismini vermiş o bizim köye. Daha sonra işte Cumhuriyet kurulduktan sonra ismi Gülpınar olarak değiştirilmiş. İşte daha önce bizim burada Trabzon Rum İmparatorluğu olunca Çağman'da falan Rumlar varmış ama bizim soyumuz Selçuklu soyu. Burada 100 yıllık evler var. Yukarıda kütük evler var işte ama şu anda İstanbul'un kentsel dönüşümü gibi burada da kentsel dönüşüm başladı. İnsanlar yerine sahip çıkmaya başlıyor. Sıladan gurbete gittiler, orada emekli oldular, parasını kazandılar. Şimdi de sılaya geliyorlar, evlerine, yerlerine sahip çıkıyorlar. Ben buradan köylülerime teşekkür ediyorum. Bu belgeseli köyümüze hediye eden Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Mahallenin mezarlığına bakalım kuş bakışı. Dünyanın öbür ucuna da gitsek, sonsuz uykuya yatacağımız yer muhakkak ki ata topraklarıdır. Kimi zaman uzaklardan bir Fatiha gelir ruhumuza. Kimi zaman da başucumuzda gözyaşlarıyla bekleyen yakınlarımız dua eder bizim için. Efendiler Türbesi'ni ise bilahare yakından ziyaret edip tanıtacağız sizlere. Yeşilin ve dağ çiçeklerinin bol olduğu Gülpınar'da geçim kaynaklarından sadece birini oluşturuyor arıcılık. Tarla ekip biçme işleri ise eskiden olduğu kadar fazla olmasa da her evin ihtiyacını karşılayacak kadar devam ediyor burada. Görmüş olduğunuz bina Gülpınar'ın eski ilkokulu. 1956 yılında yapılan okul şu anda eğitime kapalı durumda. Dernek yöneticileri ve ileri gelenlerin yardımlarıyla kültür merkezine dönüştürülmüş okul binası. Eskiye dair her şeyi neden bu kadar çok seviyoruz? Yılların ağaca verdiği renk değişikliği mi çekiyor ilgimizi, yoksa mimari görselin güzelliği mi? Çeşme başında buluşmuş mahallenin delikanlıları. El sallıyorlar bize içtenlikle. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Doyulmaz elbet. Bakın Muhsin Şen çocukluk anılarını anlatırken nasıl da gözlerinin içi gülüyor. Okula, gördüğünüz gibi okula evlerimiz çok uzaktı. Gelirken kendi yakacağımızı evimizden en güzel odunları seçerek, burada sınıfımızda tek bir soba vardı, odun sobası. Evimizden kendi odunumuzu getirip kendimiz şey yapardık yani ısınırdık ya, böyleydi. O zamanki şartlar daha değişikti, böyle bir şey yoktu yani. Kar, kış, ayağımızda kara lastikle. Kara lastikle gider gelirdik yani. Genellikle de zaten su çekerdi. Ayağımızda yün çoraplar vardı. Yün çoraplar ıslanırdı. Yani öyleydi. Yani ama o zamanki eğitim çok güzeldi. Öğretmenlerimiz yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı harcarlardı. Elektrik yoktu. Mum ışığıyla, hatta mum da yoktu. İşte gaz lambasıyla
Öyle masa falan yoktu yani. Öyle yerlere yatardık, yerde ders çalışırdık. Tabii o şeyin gaz lambasının dumanları gözümüzü yakardı falan. Yani öyle zor şartlarda okuduk yani. Bu köye gelişimizin, emekli olup da buraya gelişimizin nedenlerinden bir tanesi eski yaşanmışlıkları unutamıyoruz. Onları tekrar tazelemek için geliyoruz yani. Evliyim, 3 çocuk var, 2 kız bir oğlan. Onlar da İstanbul'dalar. Herkesin işi gücü var. Herkes işine gücüne. Biz de emekli olduk. Vatanımızı özledik. Her sene gelip böyle 3-4 ay kalıyoruz. Köyümüzle benim evlendiğim köyün arası hemen hemen 1,5-2 kilometre var. Tabii sevgilimizi görmek için dağları, taşları deler, öyle gider, tepelerden öyle gözlerdik falan. O zaman bir de şey vardı yani, istediği gibi görüşemiyordu. Saygıdan dolayı hem kız tarafı hem erkek tarafı saygıdan dolayı görüşemiyordun. Ancak uzaktan görürsen işte o kadar yani yanında olmuş gibi oluyordu yani, o kadar öyle oluyordu yani. Nice insan gelip geçmiş sinesinde alevler, zemheri ayazında üşümüş saçakları, gün görmüş, umur görmüş, sükutta eski evler, rüzgarda uçuşur saçlarında akları, kaç asrı devirmişler, pencere önleri sır, umut ve hüzün rengi bu evlerle muasır. İbrahim Kilik ne güzel anlatmış eski evleri. Dağdan gelen buz gibi kaynak suyu buraya dökülüyor. Eski değirmenler ormanın kuytu köşelerinde kalmış. Bir ses, bir nefes bekliyorlar burada. Değirmen taşları ağarmış yılların yorgunluğuyla. Gülpınar Mahallesi Camii'ni gösterelim sizlere. Ağırlıklı olarak ahşap işçiliği kullanılmış iç mekanda. Mahfil kısmı iki kattan oluşuyor. Ortada bulunan odun sobası, gelen cemaati ısıtmak için var gücüyle harlanıyor kış aylarında. Çektik ayağımızı gaz pedalından, saldık kendimizi yolun akışına, seyrederek etrafı devam ediyoruz gezintimizi. Çocukların en sevdiği yerdeyiz. Eski çeşmeler ne sırlar saklıyor kurnalarında, kim bilir? İbrahim Kilik şiiriyle başladık eski evlerin güzelliklerini anlatmaya. Yine onunla bitirelim sözlerimizi. Tahtalarını silmiş nice taze gelinler, bacaları geceye uzun hava söylermiş. Kadim günleri anar ve içten içe inler. Taşın da derdi vardır. Kim dertsiz olur demiş. Kaç asrı devirmiş pencere önleri sır. Umut ve hüzün rengi bu evlerle muasır. Müzik
şehir gürültüsünden uzak, ağaç dallarının arasına düşen güneş ışıkları alıyor bütün yorgunluğumuzu. Gülten ve Ali Ünal Hayratı. Hayrınız makbul, dualarınız kabul olsun her yudum suda. Zamanın alimlerinden 1793 yılında doğmuş Halil Efendi yatıyor bu türbede. Güller şen ve geçmişleri adına yaptırılmış bu hayrat. Salkım saçak üzümler asma dallarında. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bir insanın kökleri böylesine güzel toprağa dayanır da gurbet yarası sancıyıp durmaz mı? Sıla burunları sızlatmaz mı? Gelenek ve göreneklerimizi unutmadan her vesileyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorlar Gülpınar'da. Bugün sizin gözünüz kulağınız olduk ata topraklarında. Beykozların selamlarını ilettik. Mutluyuz. Hoşça kal Gülpınar.